Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde çarpanlar ve katlar ile üslü ifadeler konularını işleyeceğiz. Şimdi önce pozitif tam sayıların çarpanlarına bakalım. Her pozitif tam sayı iki sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu iki sayının her birine o sayının çarpanı denir arkadaşlar. Bir sayının çarpanı o sayının aynı zamanda bölenidir. Şimdi 18 sayısını inceleyelim. 18 sayısını iki sayının çarpımı şeklinde yazarsak 1 çarpı 18, 2 çarpı 9 ve 3 çarpı 6 şeklinde farklı yazımlar elde edebiliriz. Buradaki arkadaşlar 1, 2, 3, 6, 9 ve 18 sayıları 18 sayısının çarpanlarıdır arkadaşlar. Yani aynı zamanda bu sayılar 18 sayısının bölenleridir. Yani bu sayılar 18 sayısını tam olarak böler arkadaşlar. Şimdi asal sayı kavramını hatırlayalım. Sadece 1'e ve kendisine bölünen birden büyük doğal sayılara biz asal sayı diyorduk arkadaşlar. Şimdi bunu nerede kullanacağız? Asal çarpanlara ayırmada kullanacağız. Asal çarpanlara ayırırken biz asal çarpan algoritmasından yararlanabiliyoruz. Şimdi asal çarpan algoritmasını yazarken arkadaşlar sayının yanına bir çizgi çekiyoruz. Çizgiden sonra en küçük asal sayıdan başlayarak sırayla asal sayılara bölüyoruz. Ve 1 kalıncaya kadar bu işleme biz devam ediyoruz. Şimdi 18 sayısına bakın, burada 2'ye bölmüş. 2'ye bölünebiliyor. 9 oldu. 9'dan sonra bakın tekrardan 2'ye bölmeye çalışsak bölünmediği için olmayacak. O yüzden 3'e bölüyoruz. 3 oldu. Tekrar 3'e bölünüyor. 1 olur arkadaşlar. O zaman 18 sayısının buradan görüyoruz ki asal çarpanları 2 ve 3'tür. Buradan 18 sayısının asal çarpanlarının kuvvetlerinin çarpımı şeklinde yazarsak 18 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2 şeklinde yazılabilir. Bir de arkadaşlar sayıları çarpanlarına ayırırken asal çarpan ağacından yararlanıyorduk arkadaşlar. Şimdi burada çarpan ağacında en alttan başlayarak aynı hizadaki sayılar çarpıldığı zaman bir üstteki sayıyı veriyordu bize. Şimdi buradaki örneği inceleyelim. Bize demiş ki yandaki çarpan ağacında verilenlere göre A, B ve C yerine yazılması gereken sayıları bulunuz. C burada 3 ile 7'nin çarpımıdır. 3 çarpı 7, 21. B, 3 ile 21'in çarpımı 63. A sayısı da 2 ile 63'ün çarpımı 126'dır. Şimdi gelelim en büyük ortak bölene. Yani arkadaşlar EBOB'a. EBOB da denilebilir buna. OBEB de denilebilir. Ortak bölenlerin en büyüğüne. Şimdi 2 veya daha fazla sayının ortak bölenleri arasından en büyük olanına bu sayıların en büyük ortak böleni EBOB denir. Yani arkadaşlar şunu diyor bize. Diyelim ki 12 ve 16 olsun. 12 ve 16. Şimdi 12'nin bölenlerine 1, 2, 3, 4, 6, 1 de 12'dir. 16'nın bölenleri nedir arkadaşlar? 1, 2, 4, 8 ve 16'dır. Şimdi bakın 12 ve 16'nın ortak böleni 1 var. Çünkü ikisi de bölünmüş. İkisine de bölünmüş. 2 var. 3 yok. Çünkü 12 bölünmüş, 4 bölünmemiş. 4 var. Bundan sonra arkadaşlar bakın daha fazla yok. Şimdi ortak bölenleri 1, 2 ve 4. Ama bu ortak bölenlerin en büyüğü arkadaşlar 4. Yani o zaman 12 ve 16'nın EBOB'u 4'tür arkadaşlar. Biz EBOB'u EBOB AB, yani A ve B sayılarının EBOB'unu EBOB AB veya AB EBOB şeklinde gösterebiliriz. Yani buradan arkadaşlar EBOB 12 ve 16 eşittir 4 olacaktır. Şimdi arkadaşlar iki sayının EBOB'unu bulurken az önce yaptığımız gibi tek tek yazmak yerine daha kolay bir yöntemimiz var. Şimdi ona bakalım. Şimdi soruları incelersek 20 ve 24 demiş. 20 ve 24'ün EBOB'unu bulmak için arkadaşlar sayıları bu şekilde yazıyoruz. Bir çizgi çekiyoruz. Şimdi en küçük asal sayıdan başlayarak bölünüp bölünmediğine bakıyoruz. 2'ye bölüyoruz en küçük asal sayımız. 20 2'ye bölünüyor 10. 24 2'ye bölünüyor 12. Şimdi ikisi de arkadaşlar 2'ye bölündü. O zaman şöyle bir işaret koyuyorum. Devam ediyorum. 10 ve 12 2'ye bölünüyor mu? 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 6. İkisi de bölündü, o yüzden bir işaret koydum. Tekrardan 2'ye bölmeye çalışıyorum. 5 2'ye bölünmedi. Aynen aşağıya indi. 6 2'ye bölündü. 3 oldu. Şimdi ikisi aynı anda bölünmediği için işaret koymuyorum burada.
Şimdi sıra bakalım tekrardan ikiye bölmeye çalışıyorum. İkisi de bölünmüyor. O zaman 3'ü deniyorum. 3'e böldüm 1. 5 bölünmediği için 5. 5'i 5'e böldüm 1. Çünkü burada tekrardan 3'e bölünmeyeceği için arkadaşlar sıra 5 sıra 5'teydi. 5'e böldüm 1 oldu. Şimdi ortak bölenler 2 idi. O zaman arkadaşlar 20 ve 24'ün EBOB'u buradaki ortak bölenlerin çarpımıdır. Yani EBOB 20 ve 24 2 çarpı 2'den 4'tür. Benzer şekilde arkadaşlar B şıkkını da size bırakıyorum. Siz benzer şekilde yapabilirsiniz bunu. Şimdi bir tane de problem çözelim EBOB'la ilgili. 40 kilogram ve 56 kilogram ağırlığındaki 2 çuval pirinç ile doludur. Bu pirinçler birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit ağırlıkta torbalara doldurulacaktır. Buna göre torbalar en çok kaç kilogramlık olabilir? Bu iş için en az kaç tane torba gereklidir demiş. Şimdi bir yerde arkadaşlar bakın bir yerde 40 kilogramlık var. Bir yerde de 56 kilogramlık pirinç var. Şimdi bunlar birbirine karıştırılmadan hiç artmayacak. Yani hepsini kullanacak şekilde eşit ağırlıkta torbalara doldurulacakmış. Şimdi torbaların arkadaşlar en çok kaç kilogramlık aldığını bulabilmem için ikisini de bölebilen yani hem 40'ı hem 56'yı bölebilen en büyük sayı olması lazım. O zaman 40 ve 56'nın EBOB'unu bulmam lazım. 40 ve 56'nın EBOB'u 2'ye bölersek 20, 28, 2'ye böldüm. Şöyle işaret koyalım. 10, 14 bölündü ikisi de 2 işaret koydum. 2'ye böldüm. 5, 7 işaret koydum. 2'ye bölünmüyor. 3'e de bölünmüyor. 5 yazıyorum. 5'e böldüm 1. Bölünmediği için 7. 7'ye böldüm 1. Burada bakın 3 tane 2 çıktı. Yani o zaman EBOB 40 ve 56 2 çarpı 2 çarpı 2'den ya da 2 üzeri 3'ten 8 diyebiliriz. Şimdi o zaman torbalar arkadaşlar en çok 8 kilogramlık olur. Bu için en az kaç torba gerekir? Şimdi en az dediği için arkadaşlar yani torbanın alabileceği miktarı fazla tutmam gerekiyordu. Zaten torbaların en fazla alabileceği miktarı 8 kilogram olarak buldum. Şimdi 8 kilogram torba olursa kaç tane torba kullanılır? 40 kilogramlık pirinci ben 8 kilogramlık poşetlere doldurursam 40 bölü 8'den 5 tane pardon 48 kilogramlık torbalara doldurursam 40 bölü 8'den 5 tane torba gerekir. 5 torba bu 40 kilogramlık pirinç için gerekir. 56'yı bölersem 8'e yani kaç tane torba gerektiğini bulmak için 56'yı 8'e bölersem de 56 bölü 8 7. 7 torba gerekir. O zaman arkadaşlar 5 artı 7'den toplam en az 12 torba gerekir. 2 veya daha fazla sayının ortak katlarının en küçüğüne bu sayıların en küçük ortak katı ekok denir. Bunu arkadaşlar ortak katların en küçüğü şeklinde de söyleyebiliriz. Şimdi burada ne demek istiyoruz? Diyelim ki 4 sayısı ve 6 sayısı. 4'ün katlarını yazalım. 4'ün 1 katı 4, 2 katı 8, 3 katı 12, 4 katı 16, 5 katı 20, 6 katı 24. Şimdi 6'ın katlarını yazalım. Daha fazla devam edebiliriz ama burada şimdilik bu kadar yeterli bizim için. 6'nın 1 katı 6, 2 katı 12, 18, 24, 30, 36 şeklinde gidiyor arkadaşlar. Şimdi burada bakın ortak katlarına bakalım. 12 var ikisinin de ortak katı olan. 24 var. Daha fazla bulabiliriz arkadaşlar. Buradaki ortak katlarından en küçüğüne biz ekok diyoruz. Yani arkadaşlar A ve B sayıların en küçük ortak katı ekok AB şeklinde gösteriliyordu ya da AB ekok şeklinde gösteriliyordu. Yani 4 ve 6'nın ekoku ekok 4,6 diyelim eşittir 12 olacaktır. Şimdi burada arkadaşlar tek tek yazarak ekok bulmaktansa EBOB'da olduğu gibi burada da kolay bir yolumuz var. Şimdi o yolu görelim. 9 ve 12'nin ekokunu bulalım. Yine 9 ve 12'yi yazıyoruz. Çizgimizi çekiyoruz. En küçük asal sayıdan başlayarak bölmeye başlıyoruz. 2'ye bölelim. 9 bölünmedi.
9 oldu. 12 2'ye böldük, 6. 2'ye böldük. 9 yine bölünmedi. 3 6 bölündü, 3 oldu. Şimdi 2'ye ikisi de bölünmedi. 3'e bölelim. 3'e böldük, 1 3. 3 kaldı. Tekrar 3'e bölersek de arkadaşlar 1. Şimdi bölme işlemimiz bitti. EKOK arkadaşlar buradan EKOK 9 ve 12 buradaki bütün sayıların çarpımına eşit. Şimdi EBOB'da ortak olanların çarpımıydı. Bakın burada dikkat edelim. EKOK'ta buradaki bütün sayıların, yani ortak bölünse de bölünmese de, zaten dikkat ettiyseniz işaret koymadım burada. Bütün sayıların çarpımına eşit. Yani 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3. Buradan arkadaşlar 2 kere 2 4, 3 kere 3 9, 4 çarpı 9'dan 36'dır. Aynı şekilde arkadaşlar B şıkkını da size bırakıyorum. Benzer şekilde siz de yapabilirsiniz. Şimdi bir tane de EKOK problemi çözelim. İki çalar saatten birincisi 10 saatte bir, ikincisi 15 saatte bir çalıyor. İki çalar saat birlikte çaldıktan en az kaç saat sonra birlikte çalar? Şimdi bu çalar saatten, çalar saatler arkadaşlar birlikte çaldıktan sonra biri her 10 saatte bir çalacak, ikincisi her 15 saatte bir çalacak. Bunlar arkadaşlar ortak bir yerde buluşacaklar. Yani tekrardan aynı bir zaman diliminde çalacaklar. Şimdi bunu bulmak için de biz EKOK'tan yararlanıyoruz. 10 ile 15'in EKOK'unu bulalım. 2'ye bölelim. 5. 15 2'ye bölünmüyor. 15. 3'e bölünüyor mu? 5 bölünmüyor. 15 bölünüyor. 3'e böldük. 5. 5. 3'e bölünmüyor. 5'e böldük. 1. 1. Şimdi EKOK 10 ve 15 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 2 kere 3 6 6 kere 5 30. Yani 30 saat sonra arkadaşlar bunlar tekrar birlikte çalacak. İsterseniz şöyle bir sağlamasını da yapalım. Şimdi bir tane bunlar beraber çalacaklar. 10 saatte bir çalan, diyelim ki bu birincisi olsun, bu da ikincisi olsun. Ya da şöyle diyelim. A saati B saati olsun. A saati her 10 saatte bir. 10 saat sonra çalacak. 20, 30, 40, 50 şeklinde saatler sonra çalacak. B saatine bakalım. 15, 30, 45, 60 bu şekilde çalacak. Bakın ikisinin en küçük buluştuğu saat 30 oldu. Yani o zaman arkadaşlar ikisi en az 15, 30 saat sonra tekrar birlikte çalarlar. Arkadaşlar bizim EBOB ve EKOK ile işlem yaparken bazı sayıları kolayca bulabilmemiz için bazı özellikleri var. İki sayının çarpımı bu iki sayının EBOB ile EKOK'un çarpımına eşittir arkadaşlar. Yani A ve B diye iki sayımız varsa A çarpı B, A ve B'nin EBOB ile EKOK'un çarpımına eşittir. Şimdi örneğimizi inceleyelim. İki farklı sayının en büyük ortak böleni 10 ve en küçük ortak katı 60'tır. Bu sayılardan birisi 30 olduğuna göre diğer sayı kaçtır? Şimdi arkadaşlar iki sayının çarpımı EBOB ile EKOK'un çarpımına eşitti. O zaman 30 çarpı diğer sayımız bizim A olsun. 30 çarpı A bu sayıların EBOB'u 10'muş. Yani en büyük ortak böleni 10'muş. 10 çarpı en küçük ortak katı 60'mış. Çarpı 60 diyoruz. Buradan şimdi A'yı bulacağız. Burada 30 ve 60'ı sadeleştirelim. 30'u 30'a böldük 1. 60'ı 30'a böldük 2. A sayısı 10 çarpı 2. 10 çarpı 2'den 20'dir. Ortak doğal sayı böleni yalnız 1 olan doğal sayılara biz aralarında asal sayılar diyoruz arkadaşlar. Şimdi örnek olarak 8 ve 15 sayılarını inceleyelim demiş bize. 8'in bölenleri 1, 2, 4 ve 8. 15'in bölenleri 1, 3, 5 ve 15. Bakın ikisinin de sadece ortak olarak böleni 1. 8 ile 15'in ortak böleni 1 olduğu için de biz burada 8 ve 15'e aralarında asal diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Sayıların aralarında asal olması için sayıların asal olması gerekmez. Bakın 8 asal sayı değil, 15 asal sayı değil. Ama aralarında asal. Yine asal sayılar da arkadaşlar aralarında asaldır. Diyelim ki 5 ve 19. 5 ve 19 arkadaşlar aralarında asaldır. Yine birisi asal, diğeri asal olmayan sayılar da aralarında asaldır. Örneğin 7 ile ne diyelim 13.
Şöyle 13 de asal 12. 7 asal ama 12 asal değil. Ama ikisi aralarında asaldır arkadaşlar. Şimdi bir örneğimiz daha var. A ile B aralarında asal sayılardır. A bölü B 48 bölü 104 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır demiş bize. Şimdi arkadaşlar A bölü B 48 bölü 104'müş ve A ile B aralarında asal diyor bize. Şimdi burada 48, bakın A 48 olsa B 104 olsa olamaz. A ve B aralarında asal değil. Çünkü bakın böleni var. O zaman arkadaşlar bizim burada 48 ve 104'ü aralarında asal olacak kadar olana kadar sadeleştirmemiz gerekiyor. O zaman arkadaşlar şöyle yazalım. A bölü B eşittir 48 bölü 104. 2'ye böldüm. Ne oldu? 24 oldu. 52 oldu. Bakalım 24, 52. 2'ye bölünüyor hala ikisi de. 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 26. Bakın daha yine böyle biliyorum. İkisinin ortak böleni var. 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 13. Bakın aralarında asal oldu. 6 ve 13. O zaman arkadaşlar demek ki A sayısı 6'ymış, B sayısı da 13'müş. O zaman buradan A artı B de toplarsak 19 olur. Şimdi arkadaşlar aralarında asal sayılarla ilgili bilmemiz gereken bir kural daha var. Aralarında asal olan iki doğal sayının EBOB'u 1'e, EKOK'u ise bu sayıların çarpımına eşittir. Şimdi örneğimizde bu ne demek istediğimizi daha iyi anlayacağız. Aralarında asal olan iki sayının EKOK'u 330'dur. Bu sayılardan birisi 15 olduğuna göre diğer sayı kaçtır? Şimdi arkadaşlar biz daha önce görmüştük. Aralarında asal olan sayılar ortak böleni sadece 1'dir. Yani, o yüzden EBOB'ları da yani ortak böleni 1 olduğu için bunların en büyüğü de zaten otomatik olarak 1 olmuş oluyor. Şimdi bu sayılardan biri 15 olduğuna göre diğerini sormuş bize. Diğerine biz A diyelim. 15 ve A. 15 ve A'nın EBOB'u 1. Bu iki sayının EKOK'u 330 demiş. Sayıların çarpımı arkadaşlar bu iki sayının EKOK'una eşitti bilgimize göre. O zaman 15 çarpı A eşittir 330'dur. A da buradan 330 bölü 15'tir. 330'u 15'e bölelim. 33'te 15 2 defa 30. 3 kaldı. 0 indirdim. 2 defa 30. O zaman A sayısı buradan 22'dir. Birbirinin katı olan farklı iki doğal sayının EKOK'u büyük sayıya eşittir. Yine arkadaşlar 4 ve 8 sayısını örnek verelim burada. 4, 8. 4'ün katları 4, 8, 12, 16 şeklinde yazabiliriz. 8'in katları 8, 16, 24, 32 şeklinde yazabiliriz. Bakın burada ortak katları 8 ve 16. Şimdi o zaman ortak katların en küçüğü 8. Yani arkadaşlar iki sayıdan biri diğerinin katıysa buradaki EKOK, bu sayıların EKOK'u büyük olan sayıya eşit. Şimdi buradaki sorumuza bakalım. İki doğal sayının EKOK'u 200'dür. Bu sayılardan biri diğerinin 4 katı olduğuna göre küçük sayı kaçtır demiş bize. Şimdi diyelim ki biri A ise diğeri 4A'ymış. EKOK'u da 200'dür demiş. Burada EKOK büyük olan sayıya eşitti arkadaşlar. Yani 4A 200'e eşitmiş. A buradan 4'e bölersek ne olur? 50 olur. Küçük sayıya biz A demiştik. Yani arkadaşlar küçük sayımız 50'dir. Şimdi gelelim üstlü ifadelere. Tam sayıların pozitif tam sayı kuvvetleri. Burada arkadaşlar A üzeri n ifadesinde biz A'ya taban N'ye de üst diyoruz arkadaşlar ya da kuvvet diyebiliriz. Şimdi burada A üzeri n ifadesinde arkadaşlar A sayısı n tane yazılmış anlamına gelir. Yani şöyle de diyebiliriz. Diyelim ki 2 üzeri 3. Burada arkadaşlar 2 sayısı 3 defa yazılıp yan yana yazılıp çarpılmış demektir. Ya da şöyle diyelim 4 üzeri 2. 4 üzeri 2 de 4 sayısı 2 defa yan yana yazılıp çarpılmış demektir. Şimdi burada bilmemiz gereken bazı kurallar var. Sıfırdan farklı her tam sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Yani arkadaşlar 7'nin sıfırıncı kuvveti 1'dir. 2'nin sıfırıncı kuvveti 1'dir. 1250 diyelim. Büyük bir sayı verelim. 1250'nin sıfırıncı kuvveti 1'dir.
Her tam sayının da birinci kuvveti arkadaşlar kendisidir. Yani 4 üzeri 1 4'tür. 100 üzeri 1 100'dür. 300 325 üzeri 1 325'tir şeklinde örnekler verebiliriz arkadaşlar. Şimdi üst ifadelerde dikkat etmemiz gereken arkadaşlar, üst alırken sayının negatif mi pozitif mi olduğu. Negatif tam sayıların tek sayı kuvvetleri negatiftir. Şimdi burada bakın eksi 2'nin 5. kuvveti ve eksi 5'in 3. kuvvetlerinin toplamı sorulmuş bize. Eksi 2'nin 5. kuvveti, yani bakın burada 5 tek, eksi 5'in de 3. kuvveti, bu da tek arkadaşlar. Tek olduğu için bu kuvvetlerin sonucu negatif olacaktır. Yani eksi 2'nin 5. kuvveti nedir? 32. Eksi 32. Artı, şöyle yazalım. Eksi 5'in 3. kuvveti tek olduğu için negatif. 5'in 3. kuvveti neydi? 125'ti. Eksi 125. O zaman eksi 32, eksi 125. İşlemin sonucu da negatif olacaktır. 5, 2 daha 7 toplarsak. 2, 3 daha 5. Eksi 157. Negatif tam sayıların çift sayı kuvvetleri pozitiftir arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım. Eksi 2'nin 4. kuvveti. Bakın çift. Eksi 3'ün karesi çift. Eksi 5'in 0. kuvveti. Burada arkadaşlar 0 da çift. Zaten hani sıfıra özel bir durum vardı. Bir sayının 0. kuvveti 1'di. Şimdi eksi 2'nin 4. kuvveti pozitif olacak. 2'nin 4. kuvveti 16. Pozitif olduğu için yazdım zaten. Eksi 3'ün karesi pozitif artı 3'ün karesi 9 artı eksi 5'in 0. kuvveti demiş. Bu da arkadaşlar bakın bir sayının kuvveti 0. kuvveti 1'dir demiştik. Artı 1 olacak. O zaman işlemim ne oldu? 16 eksi 9 artı 1 oldu. 16 eksi 9 7. 7 artı 1'den 8. Bizim üslü ifadelerde dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan birisi de bilinmeyenin değeri yerine yazılırken değer parantez içerisinde yazılır arkadaşlar. Şimdi burada ne demek istediğimizi örnekle daha iyi anlayacağız. A eksi 2 ve B eksi 4 olmak üzere A küp eksi B kare bölü A kare ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş bize. Burada A'yı yerine yazarken eksi 2'nin küpü şeklinde yazarken parantez eksi 2'nin küpü eksi B eksi 4'tü eksi 4'ün karesi bölü A eksi 2 idi. Eksi 2'nin karesi. Şimdi burada arkadaşlar eksi 2'nin küpü nedir? Negatif olduğu, pardon, tek kuvvet olduğu için negatif olacak. Eksi 8'dir. Eksi, işlemin eksisini koyuyorum. Eksi 4'ün karesi, bakın çift kuvvet olduğu için pozitif olacak. Artı 4'ün karesi 16 bölü yine çift kuvvet olduğu için pozitif olacak. Artı 2'nin karesi olduğu için 4 olacak. Şimdi burada eksi 8 eksi 16 bölü artı 4. Eksi 8 ile eksi 16'yı topluyoruz arkadaşlar burada. Eksi 24 bölü artı 4. Eksinin artıya bölümünde eksi olduğu için eksi 6 olacaktır. Şimdi burada önemli olan bakın şu. Biz eğer burada parantez içinde yazmazsak eksi 2'nin küpünde fark etmiyor. Bakın bu her halükarda eksi 8 oluyor. Çünkü eksi 2'nin küpünü aldığımızda 8. Ama bakın eksi 4'ün karesini almak, eksi 4'ün karesi burada hem eksinin karesini alıyoruz artı oluyor hem de 4'ün karesini alıyoruz 16. Eğer şöyle yazsaydık eksi 4'ün karesi yazsaydık eksi kalacaktı 4'ün karesini alacaktık. Eksi 16 olmuş olacaktı. Yani bunlar da arkadaşlar bakın birbirine eşit değil. O yüzden bu dikkat etmemiz gereken bir nokta. Bunda dikkatli olalım. Tam sayıların negatif kuvvetlerine bakalım. Bir üslü ifade paydan paydaya ya da paydadan paya alındığında kuvvetin işareti değişir. Şimdi bunu buradaki örüntüyü incelersek daha iyi anlayacağız. 2'nin karesi 4. 2'nin birinci kuvveti 2. Bakın azalıyor giderek. 2'nin 0. kuvveti 1, 2'nin eksi 1. kuvveti bakın 4, 2, sürekli 2'ye bölmüş 1, 1'i de 2'ye böldük 1 bölü 2. Buradaki kuvveti yani 2 üzeri eksi 1'i 1 azalttığımızda eksi 2. Buradan arkadaşlar bir kere daha 2'ye bölüyoruz.
1 bölü 2 üzeri 2. Bakın burada 2 üzeri eksi 2 var. Buradaki kuvvet paydaya alındığı zaman, yani burada 2 üzeri 2 olduğu zaman bakın işareti değişmiş. Şuna bakalım, 2 üzeri eksi 1. Bakın burada yukarıda ama aşağıya alındığı zaman 1 bölü 2, yani şurada 1 olduğunu düşünürsek 2 üzeri 1. Bakın eksi 1 artı 1. Bunu arkadaşlar şu şekilde genelleyebiliriz. Eğer a sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere a üzeri eksi n 1 bölü a üzeri n'dir. Şimdi örnekle daha iyi anlayacağız. 8'in eksi 2. kuvveti. Bu nedir arkadaşlar? 1 bölü, o zaman bu paydaya geçerse 8 üzeri artı 2 olacaktır. Yani 8 üzeri 2. Buna bakalım. Eksi 4'ün eksi 2. kuvveti. Bu da arkadaşlar 1 bölü eksi 4'ün artı 2. kuvveti olacaktır. Eksi 2 idi, artı 2 oldu. Şimdi üstlü sayıların üstü alınırken arkadaşlar üstler çarpılır. Yani ne demek istiyoruz? Burada bakın x üzeri m gibi bir sayı var burada. Bunun n'ci kuvvetini alırsak m ve n çarpılıyor. X üzeri m çarpı n oluyor sayımız. Şimdi örneklere bakalım. Bakın 2 üzeri 3'ün 5. kuvveti alınmış burada. O zaman arkadaşlar 3 ve 5 çarpılacak. 2 üzeri 15 olur. 4'ün eksi 2. kuvvetinin eksi 5. kuvveti alınmış. Burada da eksi 2 ile eksi 5 çarpılacak. Artı 10 olacak. Yani arkadaşlar burada tam sayılar çarpmanın kuramları da geçerli. Yani eksi ile eksi çarpıldığı için artı olacaktır. Yani orada bir kafa karışıklığı olmasın. 4 üzeri 10 olacaktır. Şimdi artık arkadaşlar burada çok önemli bir bilgiye değineceğiz. Üstün üstü alınırken işaret tespiti doğru yapılmalıdır. Şimdi burada ne demek istiyorum? Bakın bu örnekte eksi 2'nin 2. kuvvetinin parantez dışında 3. kuvveti var. Bir de eksi 2'nin 3. kuvvetinin parantez dışında 2. kuvvetlerin sonuçlarını inceleyelim demiş. Şimdi eksi 2'nin 2. kuvvetini 3. kuvvetinde bakın üstün üstü alınırken biz ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. 2 ile 3'ü çarpacağız. Eksi 2'nin 6. kuvveti. Şimdi burada eksi 2'nin 6. kuvveti deyince sanki çift olduğu için, bu çift olduğu için pozitif olacak gibi geliyor. Yani şu şekilde düşünüyor bazı arkadaşlar. Eksi 2'nin 6. kuvveti sanki eksinin de 6. kuvvetini alıyorum ve bunun sonucu artı 64 gibi düşünüyor. Ama arkadaşlar burada bu şekilde değil. Sonuç üzerinden gitmiyoruz. Şimdi baş kısma bakıyoruz. Başlangıçta ne vardı? Eksi 2'nin 2. kuvvetinin 3. kuvveti. Yani bakın arkadaşlar burada eksinin 3 defa kuvvetini alıyor. Yani tek sayı olduğu için burada arkadaşlar eksinin tek kuvvetini aldığımız zaman sonucumuz bizim negatif olacaktır. Yani bu sayının sonucu negatif olacaktır. Daha sonra yani önce işaretimizi belirliyoruz bu tarz sorularda. 2'nin 2 çarpı 3'ten 6. kuvveti olacaktır. Yani eksi 2 üzeri 6. O zaman negatif tam sayıların tek kuvveti, yani başlangıçta söylediğimiz üzere burada yine tek kuvvet olduğu için negatiftir. Şimdi diğerine bakalım. Eksi 2'nin 3. kuvvetinin 2. kuvveti. Burada arkadaşlar bu az önce yaptığımız bu işlem doğru. Çünkü bakın başlangıça bakarsak buradaki parantez içindekinin karesini almış. Yani bu çift olduğu için eksinin de karesini alacağız. O zaman bunu direkt pozitif olarak da yazabiliriz. Yani şöyle artı 2 üzeri 3 çarpı 2'den 6 şeklinde, yani 64 şeklinde yazabiliriz. Ya da arkadaşlar burada uzun şekilde yazdığı gibi eksi 2 üzeri 3 çarpı 2'den eksi 2'nin 6. kuvveti. Aynı şey fark etmiyor burada da. Eksinin 6 defa çarptığımız zaman artı oluyor. O zaman arkadaşlar yani şunu diyebiliriz. Eksi 2 üzeri 2'nin 3. kuvveti ile eksi 2'nin 3. kuvvetinin 2. kuvveti birbirine eşit değildir arkadaşlar. Şimdi üstlü sayılarla çarpma işlemine gelelim. Üstlü sayılarda çarpma işlemi yaparken eğer sayıların tabanları aynı ise üstlü ifadelerde üstler toplanır ve ortak tabana üst olarak yazılır. Yani tabanlar bakın a üzeri x çarpı a üzeri y, tabanlar aynı, ortak taban şeklinde yazıyoruz. Üstlerini topluyoruz arkadaşlar, a üzeri x artı y şeklinde yazıyoruz. Örneğimizde bakalım burada 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 4 işlemini yapalım demiş.
2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 4'te 2 üzeri 5'i 5 tane 2 yan yana yazarak çarpabiliriz. 2 üzeri 4'te de 4 tane 2 yan yana çarparak yazabiliriz arkadaşlar. Bakın toplamda kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 9 tane oldu. Yani buradaki sayıları birleştirdiğimiz zaman 9 tane oldu. O zaman 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 4'ü 2 üzeri 9 diyebiliriz. Yani bunu bilgiden kısa yoldan yaparsak da arkadaşlar bakın tabanları aynı. O zaman üstlerini topluyoruz. 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 4'ü 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 4'ü 2 üzeri 5 artı 4'ten 2 üzeri 9 olarak yazıyoruz. Şimdi eğer çarpma işleminde tabanlar değil de üstler aynı ise tabanlar çarpılıyor ve ortak üs aynen yazılıyor arkadaşlar. Yani a üzeri x çarpı b üzeri x gibi iki sayımız varsa bu sayılar çarpılırken tabanları çarpıyoruz. Ortak üssü üs olarak yazıyoruz. Şimdi örneğimize bakalım. 3 üzeri 5 çarpı 4 üzeri 5 işlemini inceleyelim demiş. 3 üzeri 5'i yine az önceki gibi 5 tane 3'ün çarpımı şeklinde yazarız. 4 üzeri 5'i de 5 tane 4'ün çarpımı şeklinde yazarız. Şimdi 3 çarpı 4 ikililerini buradan elde edeceğiz. Bakın çünkü sayılar farklı burada. 3 çarpı 4. Şuradan bir tane 3 çarpı 4 geldi. Bir tane daha 3 çarpı 4 geldi. Bir tane daha geldi. Üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi. Bakın 5 tane 3 çarpı 4 var. O zaman arkadaşlar 3 çarpı 5, 3 üzeri 5 çarpı 4 üzeri 5'i ben tabanlarını çarparak yani 12 üzeri 5 şeklinde yazabilirim. Şimdi üstlü ifadelerde bölmeye bakalım bir de. Üstleri aynı olan üstlü sayılar bölünürken tabanlar bölünür ve ortak üs aynen yazılır. Yani ne demek istiyoruz? A üzeri x ve b üzeri x sayılarımız varsa a üzeri x'i b üzeri x'e böldüğümüzde arkadaşlar a bölü b'nin x'inci kuvveti olarak yazıyoruz. Şimdi eğer önce buna geçmeden o zaman şu örneğimize bakalım. Bakın 12 üzeri eksi 4 bölü 3 üzeri eksi 4. Burada bakın üstler aynı, tabanlar farklı. O zaman ben bunu 12'yi 12 bölü 3 şöyle parantez içinde üzeri eksi 4 diyebilirim. Çünkü üstler ortaktı. O zaman 12 3'e böldüm 4. 4 üzeri eksi 4. Şimdi diğer bilgimize bakalım. Tabanları aynı olan üstlü sayılar bölünürken üstler çıkarılır ve ortak tabana üs olarak yazılır. Yani a üzeri x'i a üzeri y'ye bölersem arkadaşlar bakın tabanları ortak üstler farklı. A üzeri x eksi y şeklinde yazıyorum. Bunu arkadaşlar bakın şöyle gösterebiliriz. Diyelim ki 2 üzeri 4'ü ben 2 üzeri 2'ye böleceğim. Bunlardan geldiğini şöyle gösterelim. 2 üzeri 4 nedir arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 bölü 2 üzeri 2 de 2 çarpı 2. Buradan arkadaşlar bakın bu ikiler sadeleşti. Bu ne kaldı? 2 üzeri 2 kaldı. Yani arkadaşlar bakın 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri 2. 2 üzeri 4 eksi 2. Yani 2 üzeri 2 eşit. Bakın aynı sonucu bulmuş olduk. Şimdi bu işlemimize bakalım. 5 üzeri 6 bölü 5 üzeri 4 demiş. Tabanlar ortak o zaman üstleri çıkaracağım. 5 üzeri 6 eksi 4. Bu da 5 üzeri 2'dir. Şimdi gelelim ondalık gösterimleri çözümlemeye. Bir ondalık gösterim basamak değerlerini toplama şeklinde ifade etmeye biz ondalık gösterimi çözümleme diyoruz. Ondalık gösterim çözümlerken arkadaşlar onun kuvvetlerinden yararlanıyoruz. Şimdi örneklerimize daha iyi anlayacağız. 71 tam 1404. Şimdi bu 71,304'ü nasıl çözümlüyoruz? 7'nin burada basamak değeri nedir? 7 çarpı 10 üzeri 1. Artı 1 çarpı 10 üzeri 0 artı 3'ün basamak değeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı burada 0 olduğu için arkadaşlar yazmamıza gerek yok. 0 çarpı 10 üzeri eksi 2 olacak. Yazmamıza gerek yok. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacaktır. Şimdi ben yapalım. 125,1008. Şimdi 1'in basamak değeri 1 çarpı 10 üzeri 2 artı 2'nin basamak değeri 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 5'in basamak değeri 5 çarpı 10 üzeri 0 artı
Şimdi bakın bu 2 sıfırın arkadaşlar bir önemi yok. Bu 10 üzeri eksi 1, bu 10 üzeri eksi 2. 8 de 10 üzeri eksi 3 olacaktır. Basamak değeri 8 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacaktır. 8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şimdi çözümlenmiş şekilde vermiş. Bunun arkadaşlar onu göstermiş şeklinde yazalım. 4 çarpı 10 üzeri 3 vermiş bize. 5 çarpı 10 üzeri 2, 3 çarpı 10 üzeri 1, 7 çarpı 10 üzeri 0, 6 çarpı 10 üzeri eksi 1, 8 çarpı 10 üzeri eksi 2. Arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri 3 ne demek? Yani 4 binde, yani binler basamağı var demek bu sayının. 4, yüzler basamağı 5, onlar basamağı 3, birler basamağı 7, virgül, onda birler basamağı 6, yüzde birler basamağı 8. Yani arkadaşlar sayımız 4537 tam %68. Şimdi arkadaşlar bazı sayıları biz küçük sayılarla, yani bizim en fazla öğrendiğimiz sayılar biliyorsunuz milyonlara kadar görmüştük. Ama daha fazla büyüklükte olan sayılarımız var. Biz bu sayıları ifade ederken üstü sayılardan yararlanıyoruz. Mesela güneş sistemindeki gezegenlerin güneşe veya diğer gezegenlere olan uzaklıkları çok büyük değerlere sahiptir. Benzer şekilde maddenin en küçük yapı birimi olan atomların kütleleri çok küçük değerlere sahiptir. Aynı şekilde arkadaşlar yani bazı sayıları büyük diye ifade ederken üstü sayılardan yararlanırken küçük olanları da küçük diye üst ifadelerden yararlanıyoruz. Mesela hücreyi göremiyoruz. Hücrelerimizi göremediğimiz için onun büyüklüğünü biz mesela onun çapının büyüklüğünü üstü sayıların negatif kuvvetiyle, yani çok büyük sayıların çok küçük sayılarla ifade ediyoruz. Çok büyük ya da çok küçük olan bu sayıları her zaman açık olarak yazamayız. 10 sayısının kuvvetlerini kullanmak bu tür sayıların yazımında bize kolaylık sağlar demiş. Şimdi bizim burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken, bu sayıları yazarken virgül kullanıyorsak virgülün yeri. Şimdi çok büyük ve çok küçük sayılarda virgül sağa kayarken onun kuvveti küçülür, virgül sola kayarken onun kuvveti büyür demiş bize. Şimdi şöyle bir şey yazalım. 12,5 çarpı 10 üzeri 7. Bu bizim çok büyük bir sayımız. Şimdi bu sayıda ben eğer virgülü sağa kaydırırsam arkadaşlar, bakın sayıyı büyütüyorsam o zaman kuvveti küçültüyorum. Yani virgül sağa kayarken onun kuvveti küçülecek. Yani 1 kaydıralım. 125 olacak. O zaman kuvvet 1 küçülecek. 125 çarpı 10 üzeri 6. Eğer virgülü sola kaydırırsam sayımı ben küçültüyorum. O zaman kuvveti büyüteceğim. 12,5 çarpı 10 üzeri 7 dedik. Sola kaydırdık. 1,25 çarpı o zaman 10 üzeri 8 olacak. Şöyle de yapalım. Bir de negatif kuvvetlisini deneyelim. Diyelim ki 3,65 çarpı 10 üzeri eksi 12 diyelim. Şimdi burada virgülü sağa kaydırırsam arkadaşlar, bakın sayıyı küçültüyorum, o zaman kuvveti küçülteceğim. Sayıyı büyütüyorum, kuvveti küçülteceğim. 36,5 çarpı, şimdi bunu 1 küçültürsem ne oluyor? Eksi 13 oluyor. Çünkü bakın eksi 11 değil. Burada buna dikkat edelim. Küçülttüğüm için eksi 1 ekliyorum arkadaşlar. Eksi 13 olacak. 10 üzeri eksi 13. Burada virgülü bir sola kaydırırsam 3,65 çarpı 10 üzeri eksi 12'de virgülü sola kaydıralım. Sayımızı küçültelim. 0,365 çarpı, o zaman kuvvetimizi bir büyüteceğiz. 10 üzeri eksi 11 olacaktır. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan kısımları doldurunuz demiş bize. Şimdi 2,67 çarpı 10 üzeri 8. Bakın burada burayı bize boş bırakmış. 10 üzeri 6. Bakın kuvveti azaltmış. O zaman demek ki sayıyı 2 büyütmüş. Sayı, çünkü kuvveti 2 azaltmış bize. O zaman 2 büyüttüğüne göre demek ki virgülü 2 basamak sağa kaydırmış. Yani sayımız 267 çarpı 10 üzeri 6 olmuş. Şimdi burada 0,25 çarpı 10 üzeri 3 demiş. 25 çarpı demiş. Şimdi sayıyı bakın 2 basamak virgülü sağa kaydırmış. Sayıyı büyütmüş, o zaman kuvveti küçülteceğim. Yani 2 küçülteceğim. 10 üzeri 1 olacak. 5,12 çarpı 10 üzeri eksi 7. Burada eksi 7'den eksi 5'e arkadaşlar bakın 2 büyümüş. O zaman demek ki ben burada sayıyı 2 basamak küçültmem lazım.
Bir gün buradayken 1, 2 buraya gelir. 5 virgül 12 çarpı 10 üzeri eksi 15 olur. 10 üzeri eksi 5 olur. 3 virgül 7 çarpı 10 üzeri eksi 2. Burada bakın arkadaşlar, virgülü 2 basamak sola kaydırmış. 0,037 olmuş. O zaman sayıyı küçülttüğü için, yani 2 basamak küçülttüğü için 2 basamak da büyüteceğim. 10 üzeri arkadaşlar 0 olur 2 eklersem. Bunu yazmama gerek yok. 10 üzeri 0 1 demektir. Yani şöyle de yazabilirim. 0,037 şeklinde de bırakabilirim bunu. Şimdi bir de arkadaşlar, bu çok büyük ve çok küçük sayıları biz bilimsel gösterim olarak da bilimsel gösterim şeklinde yazabiliyoruz arkadaşlar. Bilimsel gösterimi yazarken şimdi bakın, dikkat etmemiz gereken en önemli nokta şurası. A bir gerçek sayı. A'nın mutlak değeri 1'e eşit olabilir. 1 ile 10 arasında ve n bir tam sayı olmak üzere A çarpı 10 üzeri n gösterimi bilimsel gösterimdir. Şimdi biz burada ne demek istiyoruz? Bakın 326,4 çarpı 10 üzeri 8 sayısının bilimsel gösterimini bulmak için virgül 2 basamak sola kaydırmalıyız. Çünkü arkadaşlar bakın, burada A çarpı 10 üzeri n şeklinde yazacağız. Bakın bu bizim A'mız. A çarpı 10 üzeri 8 diyelim. Buradaki A sayısının 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. Bakın 1'e eşit olabilir. Burada o yüzden 1 ile 10 arasında yapabilmemiz için bunu virgül 2 basamak sola kaydırırsak 3,264 olur. Yani 1 ile 10 arasında bir sayı olmuş olur. O zaman 2 basamak sola kaydırırsak 3,264 olur. Şöyle yazalım arkadaşlar. Şurada 264 çarpı 2 basamak küçülttüğüm için kuvveti 2 basamak büyütüyorum. 3,264 çarpı 10 üzeri n olur. 10 üzeri 10 olur. Şimdi 0,00781 çarpı 10 üzeri eksi 20. Bu sayıyı da arkadaşlar yine bu kuralı sağlatabilmek için virgülü 3 basamak sağa kaydırmamız gerekiyor. Bakın 1, 2, 3, 7,81 olsun ki, yani buradaki A sayımız 1 ile 10 aralığına düşsün. O zaman 3 basamak sağa kaydırdığım zaman sayıyı 3 basamak büyütüyorum demek bu. Kuvveti de 3 basamak küçülteceğim o zaman. Eksi 3 olacak. Yani eksi 20 eksi 3. Sayımız 7,81 çarpı 10 üzeri eksi 23 olur. Bir de problem tarzı bir soru çözelim bilimsel gösterimle ilgili. Elektronun kütlesi yaklaşık 9200 çarpı 10 üzeri eksi 27 kilogramdır. Buna göre 11 tane elektronun kilogram olarak kütlesinin bilimsel gösterimi nedir demiş. Şimdi bir tanesinin kütlesi 9200 çarpı 10 üzeri eksi 27 kilogrammış. 11 tanesini soruyor bize. O zaman 9200'de 11'i çarpalım. 92 ile 11'i çarpalım arkadaşlar. Sonra da 2 sıfır ekleyelim. 2, 9, 2, 9. Kısadan da çarpabiliriz. Böyle alt alta çarptım. 2, 11, 10. 2 sıfır da eklersek arkadaşlar 101 bin, şöyle nokta koymayalım. 101 bin 200 çarpı 10 üzeri eksi 7 kilogram olacaktır. Şimdi bizden bunu bilimsel olarak gösterimiz istiyor. Şurada arkadaşlar bakın, 2 tane sıfır var. Bunu da şöyle yapsak. Üstü sayılarla işlemleri kullanacağız. Bakın şimdi 101.200 yerine 1012 şeklinde yazıp çarpı 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 27 şeklinde yazabiliriz. Bu da 1012 çarpı, bakın tabanlar aynıysa üstlerini toplayabiliyorum. Artı 2 eksi 27 eksi 25 olacak. 10 üzeri eksi 25. Şimdi bunu artık bilimsel gösterim olarak yazacağım. Bakın burası 1012 ama benim burasındaki sayımı 1 ve 10 arasında yapmam gerekiyor. O zaman virgülü 3 basamak, bakın, sola kaydırmam gerekiyor. Sola kaydırdığım için sayım küçülecek. Sayı küçüldüğü için kuvveti büyüteceğim. Yani bu da arkadaşlar 1,012 çarpı 10 üzeri 3 büyütürsem de eksi 22 oluyor. Yani eksi 25 artı 3 ekledim. Eksi 22 oldu. O yüzden arkadaşlar sayımın bilimsel gösterimi 1,012 çarpı 10 üzeri eksi 22'dir.